Türkiye ikiye ayrılmış vaziyette. Bir sarayın Türkiye'si var, bir de halkın Türkiye'si var. Sarayın Türkiye'si ile halkın Türkiye'si arasında siyahla beyaz kadar fark var. Burada lüks, burada israf, burada şatafat ve burada bir saray sosyetesi. Burada da yoksulluk, fakirlik, işsizlik, bir sürü dertle boğuşan bir vatandaş kitlesi. Biz saray sosyetesine son verip, halkı bilinçlendirip, halkın Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek bir siyasal partiyi iktidara getirmesi için mücadele ediyoruz. Ve onları anlatacağız. Bütün gerçekleri onlara anlatacağız. Bakın en sıcak gündemimizden birisidir dış politika. Dedi ki ya Orta Doğu bataklığında size ne işiniz var? Niye giriyorsunuz oraya? Bütün komşularımızla barış içinde yaşamak varken neden kavga ediyoruz? Ta Mısır'la bile kavga ettik. Şimdi Hindistan'la kavga etmeye başladık. Yetmedi ya komşularımız. Dili durmuyor beyefendinin. Ya bir dilini tut kardeşim ya. Bir otur bir düşün. Devasa bir Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bıraktı. Dışişleri Bakanlığı yok bu işin içinde. Saray sosyetesi var. Bir grup oturuyorlar, şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir Allah'ın kulu da çıkıp ya beyefendi siz bunu diyorsunuz ama şu sakıncaları var diyemiyor, söyleyemiyor. Söylense sarayın dışına atılacak. E o da saraydan nemalanıyor. Söylediği zaman beyefendi çok haklısınız. Nereden buldunuz bu düşünceyi? Derhal gidelim. Bak 24 saatte Emevi Camii'nde namaz kılabiliriz. Haydi hücum. Haydi hücum. Ne oldu Suriye meselesi? 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Bizimkiler gidecekse 3 milyon 600 bin geldi. 24 saatte Emevi Camii'ne gideceklerdi. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak zorunda kaldılar. Türbeyi kaçırırken de kendilerini kahraman ilan ettiler. Ya hainden kahraman olur mu arkadaş? Hainden kahraman olur mu?